Herkese merhaba. Ben eczacı Nuran Boyacı Buzol. Eczane yardımcı personel sertifika eğitiminde sizlerle birlikte olacağım. Bu eğitim eczanede çalışmayı düşünen ve eczanede çalışma konusunda fikir sahibi olmak isteyen, teknik bilgileri ve işleyişi öğrenmek isteyen katılımcılara yöneliktir. Eğitimde katılımcıların eczacının gözetiminde sunulacak hizmetlerin, yani bunlar arasında hasta karşılama, reçetedeki ilaçların hazırlanması, fatura işlemleri gibi hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik yeterli donanıma sahip nitelikli birer personel olmaları amaçlanmıştır. İlacın yarılanma ömrü, bir ilacın plazmadaki konsantrasyonunun yarıya inmesi için geçen süreyi kasteder. Profilaksi, hastalıkların oluşumunu ya da gelişimini önlemek amacıyla yapılan tedaviye yönelik girişimlerdir. İlaçlarla tedavi dediğimizde 5 farklı tedavi şekliyle karşılaşıyoruz. Bunlar ampirik, semptomatik, radikal, profilaktik ve ikame tedavidir. Biyo yararlanım tanım olarak emilmeli bir yoldan verilmiş olan bir müstahzerden etken maddenin kan dolaşımına geçiş oranı ve hızıdır. Bundan kastetmek istediklerimizi şöyle anlatabiliriz. Akut ve kronik yaralar tüm dünyada ortak ve oldukça maliyet gerektiren bir sorundur. Kronik yara yönetimi yetersiz ölçülerde anlaşıldığında ve uygulandığında iyileştirme bir yana genellikle daha yıkıcı ve maliyetli sonuçlar doğurmaktadır. Parçalanmış veya toz bitkisel droplar standartizasyon işleminden sonra bitkisel drop preparatlarının hazırlanmasında kullanılırlar. Standartizasyon işlemi farmakopelerde belirtilen özelliklere göre yapılmaktadır. Son ürünün farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri, ilaç etkileşimleri ve yan etkileri hakkında yeterli bilginin bulunup bulunmaması şeklinde sıralanabilir. Çok çeşitli eczane otomasyon sistemleri söz konusu, farklı farklı firmalara ait. Ben de zaman zaman eczanemde değişik firmaların eczane otomasyon sistemlerini kullanarak deneyimledim. Şu anda kullandığım otomasyon sisteminin yine ekran görüntüleri aracılığıyla size anlatmaya çalışacağım. Grip aşısı satın almak isteyen bir hastamız eczanemize başvurduğunda buradan da o grip aşısının satış işlemini Sağlık Bakanlığı'na bildiriyoruz.